Evet. Hazırlıklarımız yine her zamanki gibi sıkı bir şekilde devam ediyor. Yani maçımızın ilk maçta yenmiştik karşı takımı, Saraköy'e, Fener'e. Yine de takımımız sıkı bir şekilde çalışıp maçı kazanmak için sahaya çıkacak. Dediğimiz gibi şampiyonluk yolunda yine önemli bir maç. Yani burada yapılan bir puan kaybı direkt şampiyonluk denedebilir. O yüzden biz sıkı hazırlanıyoruz her zamanki gibi. Rakip kim olursa olsun. Bay haftasında yine antrenmanlara devam edeceğiz. Bırakmayacağız. Çünkü son maçımız Baklan Belediyespor'la. Onlar da zorlu bir rakip. Saraköy de bir zorlu rakip. Önümüze bakacağız. Ben takımıma güveniyorum. Şampiyon olacağımıza da inanıyorum. O yüzden sıkı çalışıp 9 Haziran'a bekleyeceğiz. Sonu galiba 9 Haziran. 9 Haziran'a bekleyeceğiz. 9 Haziran'da şampiyonu ilan edeceğiz. İnşallah ilk kurulduğumuz senede şampiyon olup yani hedefimize ulaşacağız. Yani oyuncularımızın sayesinde güzel bir başarıya ulaşıp yolumuza bakmak istiyoruz. Önümüzdeki seneye de hazırlanmak istiyoruz. Şimdiden altyapı çalışmalarına da başlamak istiyoruz. Yani küçük kardeşlerimizi de takıma katıp sadece A takımda değil, altyapıda da ilerlemek istiyoruz. Gençlerin yönünü açmak istiyoruz. Tabii gençlerin önünü açmak istiyoruz. Çünkü zamanında benim ya da kaptanımızın başına gelen küçük olaylar bizim futbol hayatımızı değiştirdi. Ben kulüp başkanı oldum, futbolcu olamadım ama yani diğer arkadaşlara da önlerini açalım. Belki başka yerlerden isteyecekler. Başka şehirlerde şeyler çıkacak, nasipler çıkacak. Bizim için bu çok güzel bir şey olur. O yüzden altyapı çalışmalarına da şimdiden başlamak istiyoruz. Başladık zaten, birkaç arkadaş antrenmanlarımıza geliyorlar, deniyorlar kendilerini. O şekilde abi.